Kısa kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır. Makine dinamiği dersinde Newton'un kanunlarını uygulayacağız. Newton'un kanunlarına kısaca bakalım. Newton'un hareket kanunları olarak bilinen 3 tane yasası var. Newton'un birinci yasası, buna biz statik kanun diyoruz. Newton'un ikinci yasası, buna biz dinamik kanun diyoruz. Ve Newton'un üçüncü yasası ise etki tepki prensibi ya da etki tepki kanunu. İkinci kanuna bakalım. İkinci kanunu dinamik kanun olarak bilir. Cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfıra eşit değilse o zaman cisim etki kuvvetiyle aynı yönde ve orantılı olarak hızlanır. Buna da biz Newton'un ikinci kanunu diyoruz. Bu Newton'un ikinci kanunu matematiksel olarak nasıl ifade ediyoruz? Net kuvvetlerin etkisi altında cisim etki kuvvetiyle aynı yönde ve orantılı olarak hızlanır. Dolayısıyla bir orantı işareti koyalım. Hızlanmayı da A ile gösterelim. Buradaki A dediğimiz şey ivme olacak. Dolayısıyla Newton'un ikinci kanunu bu şekilde ifade ediliyormuş. Bu ne demek? Bir cismimiz var ve bu cismimizin üzerine etki eden kuvvetler söz konusu ve bu kuvvetlerin etkisi altında yine F1 kuvvetimiz, F2 kuvvetimiz, F3 kuvvetimiz, F4 kuvvetimiz olsun ve bu kuvvetleri topladığımızda da farz edelim şu yöne doğru bir net kuvvetimiz olsun. Dolayısıyla net kuvvetimiz bu. Bu net kuvvetimizin etkisi altında cisim kuvvetle aynı yönde, dolayısıyla kuvvetle aynı yönde olduğuna göre demek ki ivmemiz de bu yönde olacakmış. Yani ivmemizin de aynı yönde olması gerekiyor. İşte burada da mutlaka belirtilmesi gereken şey kuvvetle ivmenin aynı yönde olması. Ve orantılı olarak hızlıdır. Elbette bu matematiksel denklemi şu şekilde yazmak mümkün. Net kuvvet eşittir ki buna eşitliğe çevirecek olursanız bir orantı katsayısı koymanız lazım. Madem orantılı oluyorsa bu orantı katsayısına da m diyelim. Dolayısıyla denklemimiz bu hale dönüşüyor. Burada da gördüğünüz gibi m bir orantı katsayısı. Bu cismin iç özellikleriyle alakalı olan bir katsayı ki buna da biz daha sonra kütle demişiz. Buradan da anladığımıza göre net kuvvetin yönünde bir ivmemiz var. Bu denklemi biraz daha değişik şekilde yazmamız mümkün. Bunu nasıl yazarız? Aslında net kuvvet eşittir kütle çarpı hızın değişimi şeklinde, hızın türevi şeklinde yazmak mümkün ki burada hızlanır dediğimiz şey bunu ifade ediyor aslında. Buradaki yazmış olduğumuz denklem elbette Newton'un ikinci kanunu olarak biliniyor ama Newton'un ikinci kanunu Newton'un tanımıyla aslında şudur. Cismin üzerine etki eden net kuvvet, cismin çizgisel momentumunun zamana göre değişimidir. Çizgisel momentumu eğer biz L ile gösterecek olursak, dolayısıyla çizgisel momentumun zamana göre değişimi. Yani Newton'un ikinci kanunu aslında budur. Ha, üç boyutlu mekanizmalarda elbette bu denklemin kullanılması gerekecek. Düzlemselde bu denklemin kullanılması yeter. Yine aynı şekilde daha önceki videolarında da bahsettiğimiz üzere maddesel nokta ve katı cisim. Gördüğünüz gibi burada da işin içerisine giriyor elbette. Bir cismin dinamik analizini yaparken daha önce de söylemiş olduğumuz gibi öncelikli olarak bunun maddesel nokta katı cisim olduğuna karar veriyor. Maddesel nokta için bu denklem yeterlidir analizini yapmak için ama eğer katı cisim varsa o zaman bir diğer denkleme daha ihtiyacınız var. Newton'un birinci, ikinci ve üçüncü kanunları temelde maddesel noktalar için yapılmıştır. Daha sonra bu kanun Euler tarafından genişletildiği için de bu denklemler aslında Newton-Euler denklemleri olarak biliniyor. Eğer katı cisim için analiz gerçekleştiriliyorsa o zaman moment çısal ivme ile orantılı olacak demektir. Bunun eşitliğini de bu şekilde yazıyoruz. Moment eşittir kütle atalet momenti çarpı açısal ivme. Elbette bu denklemi de yine Newton'un tanımıyla ifade etmek gerekirse o zaman toplam moment eşittir açısal momentumun değişimi diyoruz. E bölü BT ki burada E olarak ettiğimiz şey açısal momentum. Yine dediğim gibi üç boyutlu
mekanizmalar için kullanacağımız denklemler aslında bunlar olmalı. Düzlemsel mekanizmalar için de denklemleri kullanabiliriz.